başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli grup başkanları, grup başkan vekilleri, milletvekilleri, Haber Kameramanları Derneği'nin kıymetli başkanı, yöneticileri, değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok önemli bir emeğin, tarihe şahitlik edip bunu kayıt altına almanın, bu şahitlikle de hem bir kuşatmayı yarmanın hem de bir karartmayı ortadan kaldırmanın çabasını takdir etmek üzere hep birlikte buradayız. Bu kitap benim hatırladığım üçüncü benzer önemli eser. Birincisi 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin nasıl bir kanlı darbe girişimi olduğu, nasıl bu meclisi, bu ülkenin demokrasisini hedef aldığını bütün dünyaya en objektif şekilde gösteren Kalkışma kitabını hep beraber büyük bir beğeniyle kütüphanelerimize almıştık. Ardından geçen sene 6 Şubat depreminden sonra yine o büyük felakete hepimiz adına tanıklık eden ve hem bütün dünyaya hem Türkiye'ye felaketin boyutlarını aktaran görüntüleri konu alan kitabı Sarsılma adıyla takip etmiştik. Bu sefer de Gazze'de 7'sinden sonra başlayan büyük katliamı dünyada biraz önce sayın vekilimizin güzelce ifade ettiği gibi dünyanın gözünün önünde değil göz yumduğu bu katliamı hem bütün dünyaya hem Türkiye'ye bütün açıklığıyla çarpıklığıyla gösteren ve o görüntülerin kitabını bir kez daha Haber Kameramanları Derneği tarihe kazıdı. Ne diyelim, bir kez bu zulmün bir an önce sona ermesini temenni edelim. Allah bu kitaplar serisinin dördüncüsünden sakınsın diyelim. Ve hep güzel günlere, hep iyiliklere, demokrasiye, barışa, huzur içinde dirençli kentlerde yaşanan güzel günlere kayıt altına almanızı temenni edelim. Bizim Filistin meselesiyle ilgili iki önemli gönül bağımız vardır. Bunlardan bir tanesi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü kamplarında verdiği kahraman mücadeleye öykünerek büyürüz biz hepimiz. O mücadeleden bugüne Sayın Meclis Başkanım çok özel bir emanet aldık. Deniz Gezmiş'in FKÖ kamplarındaki can yoldaşı İsa, Deniz Gezmiş'e Filistin şiirini okur. Deniz şiiri dinler ve bu şiirin Türkçe'ye çevrilmesini ve Türkiye'deki herkesin okumasını ister. Şiir çevrilir ama kitap basıldığında yıl 1976'dır. Deniz ve arkadaşları artık yoktur. İsa Filistin'den kalkar gelir, İstanbul'da bu kitabı alır, Ankara'ya gelir, Ankara'da Deniz'in mezarını ziyaret eder, ardından Filistin'e döner. İsa bundan 2 yıl önce ölüm döşeğinde oğlunu yanına çağırır. Der ki, bu kitabı al, Türkiye'de Deniz Gezmiş'in yolundan giden birisine emanet et, ulaştır. Geçtiğimiz günlerde Filistinli öğrenciler randevu istediler, verdik. Türkiye'deki Filistinli öğrenci derneklerinin başkanı İsa'nın oğlunun emanet kitabını bana getirdi. Dedi ki, İsa'nın oğlu Filistin için dünyadaki 119 ülkeye yazdığınız mektup ve ardından Sosyalist Enternasyonel'de başkan yardımcısına seçildiğiniz oturumda yaptığınız konuşma ve yine dünyadaki, Avrupa'daki sol sosyalist partilerin çatı örgütü Avrupa Sosyalist Partisi'nin başkanlarına yaptığınız konuşma ve Pedro Sanchez'e yapmış olduğunuz çağrı üzerine İsa'nın oğlu bu kitabı Filistin'deki Türkiye'li öğrenciler eliyle size ulaştırmak istedi. Kitabı şahsi kütüphaneme almadım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarının her bir tanesi Bülent Ecevit'ten başlayarak Yasar Arafat'la kurmuş oldukları sıcak dostluk ilişkisi ve Filistin'e vermiş olduğu destekle
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. genel başkanından itibaren hepimizin duruşuna gösterilen bir saygı ve hepimize yollanan emanettir. Partinin müzesine kitabı koyduk ve devir teslim tutanağına da benden sonraki genel başkanlara teslim edilecek kıymetli varlıklar arasına bu kitabı ekledik. 7 Ekim'den bugüne Filistin'de 38 bin can kaybedildi. 38 bin can. Bunların çok önemli bir kısmı kadınlar ve çocuklar. 82 bin Filistinli hayatını kaybetti ve rakamda hata yapmak istemem ama okuduğum kadarıyla 137 gazeteci meslektaşınız da Filistin'de hayatını kaybettiler. Ayrıca TRT'nin Arapça kameramanı Sami Şahade bir saldırıda sağ bacağını kaybetti. Dikkatle yakından takip ettik. TRT Genel Müdürümüz sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Neyse ki sadece bacağını kaybetti. Hayatı kurtarılabildi. Ama bu acıyı kayda almak için gayret edenlerin nasıl görüntüler kaydettiğini ve neleri göze aldığını görmek lazım. Tabii her meslek övgüyü hak ediyor. Her meslek kutsal. Ama dünyanın bir yanındaki zulmü, bir yanındaki baskıyı, bir yanındaki katliamı birileri karartırken onu bütün dünya kamuoyuna mal etmek için bacağını feda etmek, canını vermeyi göze almak, her türlü övgünün, her türlü kahramanlığın üzerindedir. O yüzden ben bu salonda bulunan haber kameramanlarının, gazetecilerin şahsında mesleği için ve hepimizin haber hakkı alma hakkı için çocuklarını bırakıp da en riskli coğrafyalarda görev yapan meslektaşlarınızı yürekten kutluyorum. Bu tebriği kabul buyurunuz. Bir büyük mücadeleyi hep birlikte Filistin'in tanınması için veriyoruz. Sosyalist Enternasyonel'in başkanı Pedro Sanchez'in kendi ülkesinin Filistin'i tanıması için gösterdiği cesaret, dünyaya yaptığı çağrı, İrlanda'nın, Norveç'in bu tanıyan ülkeler arasında yer almaları, rakamın 50'ye yaklaşması son derece olumludur. Ama halen 150'ye yakın ülkenin Filistin'i tanıması için atılması gereken adımlar vardır. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yüce çatının altında Sayın Meclis Başkanımızın varlığında bu çağrıyı sözümüze kıymet veren dünyadaki tüm siyasi akrabalarımıza, Türkiye ile diplomatik ilişki içinde bulunan ve bugün meclis çatısı altında yapılan bu görüşmelerin tutanaklarına sahip olacak, bilgi sahip olacak değerli büyükelçilere kendi ülkeleri için bu çağrıyı bir kez daha tekrar etmeyi bir borç biliyorum. Bir teşekkür de bugünkü organizasyonda hem Haber Kameramanları Derneği'nin Sayın Başkanı'na, yönetimine, hem de Sayın Meclis Başkanımız. Bundan önceki dönemlerde zaman zaman bu tip toplantılar sadece bir partiyle ya da sadece Meclis Başkanı'yla yapılırdı. Tüm partilere yapılan davet kıymetlidir. Sayın Başkan'ın programa onayı kıymetlidir. Tüm siyasi partilerin, buraya katılan tüm siyasi partilerin kendi görüşlerini söylemiş olması, Filistin davasına güç, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik yaklaşımı anlamında da önemli bir kazanım olmuştur. Her iki başkanıma da teşekkür ediyorum ve benden önce yapılan bütün konuşmalardan duyduğum memnuniyeti ifade ederek hepinize saygılarımı sunuyorum.